Nasıl gerçekleşti? Tarımda, sanayide, evde. Su Şurası kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve suyumuzu geleceğe taşımayı hedefliyor. Çok yakında hayata geçirilecek projelerle suyumuz koruma altına alınıyor. Dedim ya, her damla çok kıymetli. Suyun kıymetini bilmeli. Su vatandır. Değerli izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam özel gündem programında birbirinden kıymetli 3 konuğumla 100 yılın depremini her açıdan ele alacağız. Depremin nedenini, fay hatları haritasını, Afyon'un depreme hazır olup olmadığını programımıza cevaplandıracağız. Şimdi konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Çağlar Özkaymak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sayın İbrahim Tiryakioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İbrahim Zorluer, İsmail Zorluer, çok özür diliyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Efendim, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Gerçekten 100 yılın depremini yaşadı. Arda arda iki büyük depremle sarsıldı. Ben hemen sormak istiyorum. Bu depremin bu kadar yıkıcı olmasının nedeni nedir? Çağlar Hocam, buyurun. Evet, 100 yılın depremi deniliyor ama aslında bana göre bu gelmiş geçmiş karada meydana gelen en yıkıcı depremlerden bir tanesi ki depremden sonra AFAD depremin şiddetini 11 olarak açıkladı. Bu depremin büyüklüğünün, bu kadar zararının sebeplerinden bir tanesi aslında iki büyük depremi arda arda yaşamamız ve ikisinin de oldukça büyük deprem olması. 7.7 ve aynı gün içerisinde tekrar 7.6 büyüklüğünde iki deprem birden yaşanması ve büyük bir fay zonunun kırılması, birden fazla segmentin kırılması bu kadar yıkıma sebep oldu. 10 ili etkiledi biliyorsunuz. Evet. Artçıları hala devam ediyor. Peki hocam, şu da çok merak edilen konular arasında. Deprem anında oluşan ışıklar, bunu neye borçluyuz? İbrahim Bey, size sormak istiyorum soruyu. Ya aslında bu her depremde olan bir olay değil. Ama özellikle yer kabuğunun altında bu kayaçların birbiriyle sıkışması, fayların birbiriyle etkileşim durumlarında oksijen atomunun yeryüzüne çıkarken çıktığı anda bir ışıma yapıyor. Evet. Bu ışıma da böyle bir parlaklık veriyor. Bunun dolayısıyla da depremlerden hemen önce olabiliyor genelde bu. İlk dalgaların geldiği dönemlerde olabiliyor. Sadece zaten oksijen atomu da çıkmıyor. Negatif yüklü oksijen atomu da çıkmıyor, yoğunlaşmış. Başka gazlar da çıkıyor. Zaten evet, bu gazlar da bu tip ışımaları yapabiliyorlar. Peki bu ışıklar deprem olmadan önce bir sinyal mi hocam? Şimdi aslında her aşamada değil. Şimdi depremin önceden kestirilmesi için bazı şeyler var. Şimdi birçok çalışma var bununla ilgili ama şimdi her ışımanın sonucunda bir deprem meydana gelmiyor. Şimdi bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazı dönemlerde sadece dediğim gibi oksijen atomu çıkmıyor, oksijen atomu çıkmıyor. Yani başka moleküller de atmosfere şey yapıyor depremden önce. Özellikle radon gazı iyonosfere geçtiği dönemlerde iyonosferdeki elektronlarda hızlanma oluyor. Uzun yıllardır bunları depremden önce haberler olarak takip edebiliyorlar. Ama burada şöyle bir durum var. Güneş patlamaları esnasında da bu iyonosferdeki elektronlar hızlanıyor. Ya da bir bölgede nükleer bir deneme yapıldığında da bu bölgedeki elektronlar hızlanabiliyor. Yani her ışıma, her elektron hızlanması, bunları birebir depremle ilişkilendirmek şu anda mümkün değil. Peki.
Hocam size dönmek istiyorum hemen. Şu an hala deprem bölgesinde ne yazık ki artçı sarsıntıları çok şiddetli bir şekilde yaşıyoruz ne yazık ki. Ve 11 binin üstünde de artçı sarsıntı olmuş durumda. Bu sarsıntılarının sebebi tam olarak nedir Sayın Hocam? Evet, biz şöyle söyleyeyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama Araştırma Merkezi olarak aslında önceliğimiz ulusal anlamda deprem tehlikesi ve riskini azaltmaya yönelik ARGE çalışmaları yapmak, bununla ilgili projeler üretmek ve Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde bu gibi depremler olduğu zaman anında bölgeye ulaşıp bilimsel verileri bu anlamda toplayabilmek amacımız. Biz de depremden sonra hızlı bir şekilde depremin birinci günü üniversite olarak bölgeye gittik. Evet. Hatta Osman Gazi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ile beraber AFAD koordinatörlüğünde bölgeye giden ilk ekiptik. Bahsettiğiniz gibi büyük depremleri yaşadık ve bunların arazide, sahada izlerini takip etmeye çalıştık. Evet. Antakya ile Malatya arasında yaklaşık 220-230 kilometre boyunca yüzeyin, yer kabuğunun kırıldığını gözlemledik. Evet. Yani bu iki deprem, özellikle ilk depremin kırığı bunlar. İkinci depremde biliyorsunuz hemen biraz daha kuzeyde Elbistan bölgesinde meydana geldi. Evet. Onda da yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluştu. Bu depremler kabuk ölçeğinde meydana gelen depremler. Yani yer kabuğu kırılıyor. Evet. Ve bu kırılan zon boyunca yer kabuğunda hareket meydana geliyor. İşte bizim Anadolu plakası dediğimiz aslında plakanın batıya doğru hareketi, batıya doğru kaçmasının burası Güneydoğu sınırı, Doğu Anadolu fayı. Ve bu zon üzerinde bu kadar büyük meydana gelen bu yırtılma daha sonra devam ediyor. Yani ana şok dediğimiz bizim o işte 7.7 ve 7.6'yı yaşadığımız depremler, 6 Şubat'taki depremlerden sonra bu bölgedeki sismik hareketlilik tamamen bitmiyor. Çünkü kırılmaya devam ediyor. Evet. Bu kırılmaları biz artçı deprem olarak görüyoruz. Özellikle zonun içerisinde. Evet. Peki hocam, bu yıkıcı depremin yüzeye bu kadar yakın bir mesafede olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten işte bizim ülkemizdeki birçok Doğu Anadolu fayı gibi, işte Kuzey Anadolu fayı gibi deprem üreten faylar yüzeye yakın, yani sığ depremler üretiyor. Evet. Yani mesela Japonlarla hep Japonya ile karşılaştırılır. Japonya'da meydana gelen büyük depremlerle karşılaştırılır. Mesela Japonya'daki depremler genellikle derin odaklı depremler. Evet. Depremler işte 60, 70, 100, 140 kilometre derinlerde meydana gelirken bizim ülkemizde sığ depremler yaşıyoruz. Türkiye'deki sismojenik zon, yani depremlerin meydana geldiği zon, sıfırla ortalama 15-20 kilometre aralığında bir zon. Evet. İsmail Hocam'a dönmek istiyorum hemen. Hocam, gerçekten deprem bölgesi, daha doğrusu 100 yılın depremi 11 ili birden etkiledi ve 11 ilde de çok yıkıcı sonuçlara neden oldu. Özellikle birçok bina yıkıldı. Bu anlamda bölgenin zeminini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam? Evet, çok büyük bir alan etkiledi gerçekten. Asrın felaketi denilmesinde de çok büyük gerçeklik payını ben de görüyorum. Zemin olarak özellikle Hatay'da Amik Ovası'nda alüvyonal zemin üzerinde olması Hatay'daki o yıkımı artırmıştır. Yıkımın en büyük etkisi oradaki alüvyonal zeminden kaynaklanıyor, büyük alanlarda olması. Yine keza Maraş ve Adıyaman'da da benzer özelliklerde zemini içeriyor. Ancak sadece zemine bağlamak da doğru bulmuyorum ben. Çünkü maalesef ülkemizdeki yapı stoğu birçok ilde olduğu gibi o bölgede de görülüyor. Yapı stoğu gerçekten ilgili yönetmeliklere uygun değil. Ya da eski yönetmeliklere göre yapıldığı için günümüzdeki yönetmelik şartlarını pek sağlamıyor. Evet. Peki daha önceki yıllarda yapılan bu yapıların eski yönetmeliğe göre yapılmış olmasının yanında bir de malzemelerin yetersiz olması, denetim olmaması, işçiliğin iyi olmaması gibi faktörler de ekleniyor bunun üzerine. Böylelikle bir depremde yıkıcı etki çok üst boyutlara çıkıyor. 99 depreminden sonra deprem yönetmeliklerinde ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ancak tabii yeterli değil bunlar.
yeterli olmadı. Yani şöyle, neden? Çünkü bizim 30-40 yıllık yapılarımız da var. Evet. Bu 30-40 yıllık yapılarımız zaten eski yönetmeliklere tabi olarak yapılmış yapılar. Hı hı. Artı bu yapıların zamanla deformasyona uğramasından dolayı yine depreme dayanmama durumu söz konusu. Hı. Onların da yıkıcı etkisi yine peş peşe geldi. Evet. Ama tabii günümüzde daha doğrusu yeni yapılan yapılarda da yıkımlar söz konusu. Hı hı. Birkaç yıllık yapılar, işte henüz daha satış ilanı bile inmemiş üzerinde dairelerin satıldığı binalar da maalesef yıkıldı. Bunda da denetim eksikliği geliyor. Hı hı. Büyük oranda. Dolayısıyla birçok faktör bir araya gelmiş. Evet. Bir de bu depremde ortaya çıkan enerji çok büyük. Bizim deprem haritamıza bakıldığında, AFAD'ın yayınladığı büyük deprem haritasına bakıldığında, evet, buradaki deprem ivmeleri üzerinde yazıyor. Oradan alabiliyorsunuz. Orada 0.4 en büyük deprem ivme. 0.4G yani yer çekiminin belli bir oranı olarak ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Bunu binaların tasarımında kullanıyorsunuz. Ancak bu depremde gördük ki, en büyük depremde 1.2-1.3G'lere kadar çıkmış. Dolayısıyla siz en son yönetmeliğe göre yapmış olsanız bile bu şeyi, yapıları, çok şiddetli deprem geldiği için ister istemez bu yapılara zarar verdi. Evet. Yani burada şunu demek istemiyorum. Yani bu deprem çok büyük, yapacak bir şeyimiz yok manasında söylemiyorum. Mutlaka ki sağlam kalan binalar da var bunun yanında. Dolayısıyla birçok faktörün ciddi oranda birlikte yapılması gerekir. İşte iyi projelendirme, iyi denetim, iyi malzeme kullanmak ve uygun yerin seçimi mutlaka doğru yapılmak durumunda. Sayın Hocam, size şunu da sormak istiyorum. Özellikle yıkılan binaların 2000 öncesinde yapılan binalar olduğu söyleniyor. Siz de az önce ifade ettiniz. 99 depreminden sonra çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bunu peki binalarda da görmüş olduk mu? Özellikle 11 ili etkileyen bölgede. Evet, biraz o binalarda yoğunluk var. Yani ilk gördüğümde ben de onu düşünmüştüm. Neden? Çünkü eski binalarda yönetmeliğin o zaman tam uygulanmaması, işte mühendislik hizmetlerinin eksikliği, denetim yoksunluğu vesaire, bu gibi nedenlerden dolayı o binalar işte o zamanki ustaların, müteahhitlerin veya ne bileyim kooperatiflerde de olabiliyor, o zamanki insanların yaklaşımına bağlı olarak yapılıyor ve yeterli şeye ulaşmıyor. Mesela Maraş'taydı bir yaşlı amca. Ben o zaman evini kendisi yaptırmış. İşte ben o zaman ustalara çok kızmıştım diyor. Çok demir kullandınız, beni batıracak mısınız demiştim diyor. Ama şimdi ustalar arıyorum, teşekkür edeyim diye istiyor. Evet. O da eski bir bina çünkü. Dolayısıyla burada binalar eski ama o zamanki şartlarda yapılmış, işi ciddiye alanlar ne yaptı? Binaları sağlam kalabildi bir noktada. Peki. Ama dediğiniz gibi ağırlık biraz eski binalardaki o malzemenin ve işte mühendislik hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Peki. Hemen İbrahim Hocam, size dönmek istiyorum. Siz bölgede incelemelerde de bulundunuz. Fakat ben şunu sormak istiyorum. Profesör Doktor Naci Görür hocamız özellikle Erzincan Doğusu ve Bingöl Karlova 7 su fayında halen bir tehlikenin var olduğunu söylüyor. Bu noktada ikinize de bu sorunun cevabını sormak istiyorum. İlk önce sizinle başlamak istiyorum. Hocam, o bölgede gerçekten bir tehlike var mı? Şimdi aslında bir bölgede tehlike olduğunu anlayabilmek için bazı ölçüler yapmak gerekiyor. Şimdi bu ölçüler nelerdir? Şimdi Çağlar Hocam birazdan bahsedecek. Evet. Şimdi orada en son ne zaman deprem olduğu çok önemli. Bu parametreyi elde ettikten sonra biz harita mühendisi olarak jeodezik ölçümlere başlıyoruz. Biz uydu sistemleriyle, küresel konumlama sistemleriyle fayın güncel hareketlerini belirliyoruz. Evet. Ve bu fay hareketlerine göre o fay üzerine birikim olup olmadığını hesaplıyoruz. Bu hesaplamaların sonucunda da en son olan depremden geçen yıldaki toplam birikim miktarına göre de o bölgede olabilecek depremler üzerinde yorumlar yapabiliyoruz. Yani bu bir multidisipliner çalışma, bir tek şey değildir. Yani bazı bilimlerin girdileri, bizim bize girdi olarak gelen veriler, bizden çıktı olarak çıktıktan sonra Çağlar Hocamlar yeni bir veri üretiyor bunlarda. Onlar da bu atım miktarlarına göre
olabilecek maksimum büyüklükteki depremler üzerinde yorum yapıyorlar. Hı. Fayların büyüklüklerine göre, fayın o depremi üretme potansiyeline göre yorumlar yapıyor. Evet, son zamanlarda yapılan jeodezik çalışmalarda orada birikimler gözleniyor. Bunun dışında Türkiye'de birçok yerde var. Hı. Sadece orada değil, İstanbul'da evet. da bu tehlikenin söylenmesindeki temel nedenlerden birisidir. Jeodezik birikimlerin, gerilimlerin yüksek olmasıdır. Hı hı. Yani Naci Hocam bir noktayı belirtti ama hani Türkiye'de böyle birçok yer var aslında. Yıllardır deprem olmamış ve jeodezik birikimlerin yüksek miktarda olduğu hesaplandığı noktalar var. Hemen Çağlar Hocam size dönüyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Özellikle Erzincan Bingöl hattında 7 su fayında gerçekten bir tehlike var mı? Evet. Şimdi 2011 yılında Türkiye Diri Fay Haritası güncellendi. Bu haritaya göre ülkemizdeki bütün fayları ne kadar uzunlukta olduğunu, nereden geçtiğini, bunların yerlerini, ne kadar büyüklükte deprem üretebileceklerini biz biliyoruz. Evet. Fayların dolayısıyla üzerinde araştırmalar yapıyoruz ki bir bizim merkezimizin de üniversite olarak öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Özellikle Afyon bölgesini de konuşuruz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de. Faylar üzerinde biz geleceği tahmin edebilmek için fayın geçmişini araştırıyoruz. Evet. Yani o fay kaç yılda bir deprem üretiyor? Bir deprem tekrarlama periyotları var. Her bir fayın evet. periyodu var. Mesela işte Kahramanmaraş örneğinden verecek olursak bu 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki segment, Pazarcık segmenti olarak evet. bildiğimiz segment üzerinde sizin de az önce söylediğiniz gibi deprem bekleniyordu. Hı hı. 2020 Sivrice depreminden sonra o Pütürk'e kadar kırıldı zaten, o depremle geldi güneye doğru. Ondan sonra zaten bütün yer bilimciler oraya dikkat çekti. Evet. Çünkü burada bir Doğu Anadolu fayı var. Ve bu fay 5 milyon yıl yaşında ve 5 evet. milyon yıldır deprem üretiyor. İlk defa üretmiyor, yeni bir deprem değil. Biz bu fayın eski depremlerini de biliyoruz. Evet. Mesela bu Türkoğlu'nda 1114 depremi var, 1513 depremi var evet. ve o tarihten beri deprem olmamış. Bu fayların... Yani biriken bir enerji evet, vardı aslında evet, o bölgede. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu bölgede de mesela işte 500 yıldır deprem olmuyor ama buradaki periyot... Deprem tekrarlama periyodu zaten 500 yıl ortalama. Evet. Artık orada deprem olması gerekiyor. Bunun gibi Türkiye'de sadece 7 su segmenti değil, bahsettiğiniz segment. 7 su segmenti de uzun yıllardır deprem üretmeyen bir segment. O yüzden orası suskun duruyor. Evet. Biz oraya sismik boşluk diyoruz. Bunun gibi Türkiye'de birçok sismik boşluk var. Evet. Onlar deprem beklenen bölgeler. Ama yani şunu da söylemek gerekiyor. Bu bir tahmin. Bu tahmin elimizdeki mevcut verilere göre yapılan bir tahmin. Hı hı. Yani bu şu anlama gelmiyor. Hani önümüzdeki yıl, bu yıl, yarın olacak ya da yarın olmayacak anlamına evet. da gelmiyor. Evet. Bu sadece bir tahmin. Peki hocam, az önce konuyu açıklarken dediniz ki diri fay hattından bahsettiniz. Hı hı. Diri fay haritasından daha evet, doğrusu. Evet. Peki bu 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında bu diri fay haritasında bir değişiklik oldu mu? Diri fay haritasında bir değişiklik olmadı. Hı hı. Diri fay tam da kırılan kısım 2011 yılında güncellenen META ekibi olarak Emre evet. ve diğerlerinin çizmiş olduğu faylar üzerinde meydana geldi. Yani biz o fayı daha önce çizildiğini biliyorduk ve evet. o çizilen fay kırıldı. Hem Sürgü Çardak'ta daha kuzeyde hem de Türkoğlu segmenti, Pazarcık segmenti, güneyde Kırkan'a kadar gelen Amanos segmenti, biraz daha kuzeye Malatya'ya doğru gittiğimizde de Erkenek segmenti dediğimiz segment. Yani aslında bu depremlerle, ilk iki depremle 5, bir de en son Antakya'da meydana geldi. Antakya fay zonu da çizilmişti diri fay haritasına zaten evet. o da bilinen bir faydı. Onunla beraber 6 tane segment kırılmış oldu bu depremlerle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen İbrahim Hocam'a geri dönmek istiyorum. Sayın Hocam, bu iki büyük deprem sonrasında Türkiye'nin 4 metre batıya kaydığı söylendi. Bu konuda sizin yorumunuz nedir?
Şimdi biz depremin 8. günü burada TÜBİTAK 1002C projesiyle araziye gittik. Dört farklı üniversiteden, buranın yürütücülüğünde dört farklı üniversiteden araştırmacılarla GPS ölçüleri yaptık orada. Zaten daha önce de aktif halde sürekli çalışan GPS istasyonları var. Şimdi aslında orada şey yanlış, Türkiye 4 metre batıya kaydı diye bir ifade doğru bir ifade değil. Şimdi faylardaki atım miktarlarına göre iki deprem totalde orada Ekinöz istasyonu diye bir sabit GPS istasyonu vardı. Orada 4 metre 60 santim civarında batıya doğru bir hareket vardı. Ama bu her noktada 4 metre 60 santim olacak diye bir şey yoktu. Zaten bizim orada projeyle gitme amacımız bölgedeki atım miktarlarını sadece fay üzerinde değil bölgeye bağlı olarak da hesaplamakta. Örneğin bu bahsettiğimiz 4 metreden işte Antalya'ya pardon Adana'ya geldiğimizde bu 5 santime düşüyor. Maraş'a geldiğimizde 3,5 metre farklı bir yönde. Bu sefer işte kuzeydoğu yönünde bir hareket var. Bu mesela fayın karşısına geçiyorsunuz 3,5 metre güneybatı yönünde bir hareket var. Şimdi bölgede hareketlilik çok farklı. Faya yakın bölgelerde maksimum seviyelerde depremin olduğu ana kırıkların olduğu yerlerde maksimum seviyelerde ama faylardan uzaklaştıkça da 30 santim, 50 santim, 40 santim şeklinde var. Ama hani genel anlamda sorarsanız mesela Afyon'da bir öteleme olmadı. İşte ama bir Aksaray tarafında 3-4 santim ötelemeler var. Bu depremin olduğu merkez üstündeki öteleme miktarları. Türkiye komple kaymadı. O fay segmenti üzerindeki belirli bloklar hareket etti. Peki her deprem, daha doğrusu her şiddetli deprem böyle sonuçlar doğurur mu Sayın Hocam? Tabii yani şimdi biz bunu yer yuvarı üzerinde görebilmemiz için genelde 6'dan büyük depremlerin hareketlerini birebir görebiliyoruz. Zaten Çağlar Hocam da destekleyecektir. 6'dan büyük depremler yüzey kırıkları üretiyor ve bu 6'dan büyük depremlerin hareketleri oluyor. Depremin büyüklüğüne göre de o hareket miktarları zaten yaklaşık olarak tahmin edilebiliyor. Ve biz bunu ters dönüşümlerde de yapabiliyoruz. Yani hareket miktarından depremin büyüklüğüne de dönüş yapabiliyoruz. Biz son yıllarda özellikle GPS teknolojisinin gelişmesiyle jeodezik çalışmalarda bunları yapıyoruz. Bazı noktalarda deniz içinde depremler oluyor. Orada örneğin yüzey kırığı gözlemlenemiyor. O esnada işte ikinci veri olarak GPS verisi öne çıkıyor ve hiçbir hızlı bir şekilde bu GPS verilerindeki hareket miktarlarından depremdeki fayın kırılma mekanizmasından odak mekanizma çözümlerine kadar veriler üretebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam size geri dönmek istiyorum. Az önce söylediğiniz cümlelerde denetimlerin özellikle çok ciddi öneme sahip olduğunu söylediniz. Peki denetimlerde neye dikkat edilmeli? Bir binanın sağlam olması noktasında neler yapılabilir? Çünkü Türkiye gerçekten bir deprem ülkesi ve Türkiye için deprem aslında kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için neler yapılması gerekiyor projeden yapımına kadar? Projede öncelikle deprem yönetmeliğindeki kriterlere uygun bir proje çıkarılması gerekir. Yani projede yapan mühendis arkadaşın buna oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Projenin bitiminden sonra yapıya başlanma sürecinde denetim mekanizması da devreye girecek. Projeyi yapanla denetimi yapan da zaten ayrı. Son yönetmeliklerde bu artık tamamen belirgin bir şekilde ayrıldı. Dolayısıyla yapılmaya başladığı itibaren de denetim mekanizması devreye giriyor ve ilk temel kazısından itibaren bitimine kadar her aşaması kontrol ediliyor. Bu kontrollerde işte özellikle taşıyıcı sistemin imalatı sırasında işte kalıp çakımı, demirlerin döşenmesi ve beton dökümü ciddi manada önemli. Ve bunların yapımı sırasında da denetim mühendislerinin orada bulunması gerekiyor. Gerekir. Bulunmaları gerekir. Afyon'da bazı denetim firmalarının bu işi ciddiye aldığını ve gittiklerini biliyorum. Ve son zamanlarda bu denetim mekanizması bakanlığın da teşvikiyle ve TÜBİTAK'ın yaptığı bir sistem var. Bu sistemde beton santralinden çıktığı zaman takip altına alınıyor uzaktan algılama sistemleriyle. Her mikserin yani beton taşıyıcı aracın üzerinde barkodlu ve okuyucu sistem var. Bu şantiye geldiğinde o şeyden beton numuneler alınıyor. Beton numunelerinin her birine de birer etiket yerleştiriliyor. Ve bu yerleştirilen etiketler
Aynı zamanda miksere okutuluyor. Daha doğrusu miksere okutuluyor, etiketlere de okutuluyor, irsaliyesi de okutuluyor. Hı hı. Ve bu beton numuneleri laboratuvara geldiğinde tekrar sisteme giriş yapılıyor. Yani laboratuvara geldiği denetleniyor. Böylelikle başka bir yerden numune almak, yani daha uygun, iyi yapılmış bir betonun numunesini numune almak vesaire, onun da önüne geçilmiş oluyor. Hı hı. Laboratuvarda 7 ve 28 günlük kür sürelerine tabi tutuluyor ve kırılırken tekrar sisteme giriliyor. Bütün bunları bakanlık takip edebiliyor, sisteme giriyor. Dolayısıyla betonun 7 ve 28 günlük mukavemetleri de ölçülmüş oluyor bu sistemde. İşte burada denetim yapan kuruluşlar bu işi harfiyen uyarlarsa, eğer ciddi yaparlarsa taşıyıcı sistemin de gereği gibi yapılmasını sağlamış olacaklardır elbette. Bundan sonraki aşamalarda da aynı zamanda inşaatı tamamlanan binalara, binaların girişine bir etiket asılıyor. Bu etiketin de barkodlu okuma sistemleri var. Bina ile ilgili bütün veriler orada var. Hatta sadece binanın projeleri ve bina ile ilgili ilgilenen şirketler, yapan, denetim yapan şirketler değil, binaya sonradan yerleşen, o binada oturan insanların bilgileri de giriliyor. Hı hı. Ve ciddi bir denetim ve takip sistemi kurulmuş oluyor. Yalnız bütün bunlar işte yeni başlamış durumda ve bunlara uyulduğu sürece ciddi bir takip sistemi yapılmış oluyor. Hı hı. Ama tabii bizim daha eski yapısı stoğumuz oldukça fazla. Bunların bu şekilde takibi şu anda söz konusu değil maalesef. Bölgede yani deprem bölgesinde yapılacak yeni yapıların 3-4 katlı olacağı ve asla altında dükkana izin verilmeyeceği söyleniyor. Peki bu noktada görüşünüz nedir hocam? Doğru bir karar mı? Ve özellikle çok fazla haberlerde gördük. Altında dükkan olan evlerin kolon kesme olaylarıyla ne yazık ki karşılaştık ve halen daha bilgiler gelmeye devam ediyor bu noktada. Siz neler söylemek istersiniz sayın hocam? Altında dükkan olan yapılarda yumuşak kat mekanizması meydana geliyor. Hı hı. Yani üstteki dairelerin bulunduğu kat da alttaki dükkanların birbiriyle uyumsuzluğu. Yani deprem esnasındaki binanın sallanmasında bir uyumsuzluk söz konusu olduğu için yıkım biraz daha fazla olabiliyor. Evet. Eğer altlarında dükkan olmayan binalar yapılacaksa bu açıdan doğru bir tercih olabilir. Ancak bunlar işte veya yüksek yapıların yapılmaması, deprem bölgelerinde yüksek yapıların yapılmaması. Evet, uygun bir tercihtir. Ancak yüksek yapılar da yapılmaz değil deprem bölgelerinde. Yüksek yapılar da yapılabilir. Bugün işte Japonya'da bir deprem ülkesi. Orada da çok yüksek yapılar var. Evet. Hatta internette videoları izlendiğinde deprem esnasında Tokyo'daki gökdelenlerin bariz bir şekilde sallandığı gözüküyor. Dolayısıyla yapılamaz değil. Ancak hani ülkemizdeki yerleşim yerlerinde çok yüksek yapıların yapılmaması, yatay mimariye geçilmesi birçok açıdan da benim de tasdiklediğim bir durum olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'a dönecek olursak sayın hocam. Afyonkarahisar bu yaşanan deprem fayı üzerinde yer alıyor mu? Ve Afyonkarahisar'da böylesine şiddetli bir deprem yaşanır mı sayın Çağlar hocam? Evet, şimdi bu sorunuza geçmeden önce ben de birkaç fikrimi söyleyeyim hocamın dediklerine ilave Tabii olarak. Ki. Onunla da Afyonkarahisar'ı bağlayalım. Tabii. Şimdi depremin birinci gününden beri biz bölgede Kahramanmaraş bölgesinde çalışmalar yürüttük ve benim gözlemlediğim olay şu. Bu kadar fazla yıkımda 3 tane faktör var sebep olarak. Neden bu kadar çok bina yıkıldı? Hı hı. Neden bu kadar çok insan hayatını kaybetti? Birincisi, hocam zaten bahsetti, bina kalitesiyle ilişkili. Yani binanın hatalı projelendirilmesi, mühendislik hizmeti almaması ya da işte işçilik hataları olabilir, denetlememesi olabilir. Bir diğer faktör, binaların fayın üzerine yapılmış olması. Hı hı. Bir diğer faktör de zemin. Evet. Yani zemin iyileştirmeleri, zemin dikkate alınmadan binaların yapılmış olduğunu gördük. Bu üçü bir araya geldiği zaman bu kadar fazla kayıp oldu. Afyonkarahisar'da da tabii ki Kahramanmaraş'taki kadar büyük depremler olmayacak. Hı hı.
O büyüklükte depremleri bölgemizde beklemiyoruz. O büyüklükte deprem üretilecek faylarımız da yok zaten bizim. Ama Afyonkarahisar il sınırları içerisinde düşündüğümüz veya yakın çevresini düşündüğümüzde de çok sayıda diri fayımız var. Türkiye'de diri fay sayısı olarak ilk 5 il arasındayız Afyonkarahisar olarak. Ve Afyonkarahisar'daki beklediğimiz maksimum deprem büyüklüğü de 6.8. 6.8 büyüklüğü de azımsanmayacak. Yani 7.7 olmasa ciddi da bir rakam. Ciddi bir rakam. Evet. Çünkü bizim Afyon olarak bazı sıkıntılarımız var. Bunlardan bahsedecek olursak, evet, az önce bahsettiğim fay üzerine kurulu yerleşim alanlarımız Afyonkarahisar'da da var. Bolvadin fayının üzerine kurulu. Sultan Dağı fayının üzerine kurulu. Işıklar fayının, Çobanlar, Sandıklı fayının üzerinde yer alıyor. Evet. Dinar fayı üzerinde yer alıyor. Yani bizim bölgedeki yerleşimlerimiz hep fayın üzerinde kurulu. Bu büyük bir sorun bizim için. Ve bizim il sınırları içerisinde eski deprem yönetmeliklerine göre yapılmış, artık zamanını doldurmaya yakın bina sayımız da çok fazla, yapı stoğumuz da çok fazla. Yeni yapılan binalarımız var. Yeni yapılan binalarımızın deprem yönetmeliklerine göre yapılıp yapılmadığını çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Bu anlamda mesela şunlar örnek verebilirim. Buyurun. Yani bizim insanlarımız da aslında, yani Afyon için de söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum, artık bu saatten sonra biraz sistemi zorlamaları gerekiyor. Yani biraz daha bilinçli bir şekilde ev alırken özellikle, hani sadece kat salon, işte mutfağı nasıl, güneş alıyor mu, hep onlara bakıyoruz ama artık bundan sonra benim binam nasıl yapılmış, hangi zeminde, faya ne kadar uzaktayım, bunları da düşünmesi gerekiyor. Çünkü biz ev alırken paralar veriyoruz o kadar ve ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamızı o evin içerisine sokuyoruz. Aynen. Dolayısıyla oraya girerken biz oturduğumuz binayı bilmemiz gerekiyor. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu önemli. Mesela geçen gün bizim Deprem Uygulama Araştırma Merkezi'ne Afyonkarahisar'da bir inşaat firması bir talepte bulundu. Biz gelip size projemizi anlatmak istiyoruz dediler. Geldiler mühendislik fakültesine. Hocalarımız da vardı. Anlattılar. Projelerini başından sonuna kadar anlattılar. Hangi temel kullandıklarını, kazıkları ne kadar, deri ne kadar kazdıklarını, yaptıklarını, zemin iyileştirme olarak hangi malzemeleri kullandıklarını, neler yaptıklarını, perde betonundan, yani binanın bütün özelliklerini, suyu direne etmelerini hepsini anlattılar. Yani ne kadar şeffaf, aslında ne kadar hoşumuza gitti bu durum. Bunu aslında belki yasaya sokup bütün firmalar bunu yapabilmeli aslında. Yani cumartesi günü de kendi kat sahiplerine sunum yapacaklar. Çünkü bütün artık Türkiye'deki, yani Erzincan'dan İstanbul'a kadar herkes tedirgin. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Acaba benim evim sağlam mı? Ben işte deprem olursa ne yapacağız? Herkes bu psikolojide. Gerçekten öyle. Ama şu çok önemli. Eğer ben binama güveniyorsam, eğer ben oturduğum zemine güveniyorsam ve faydan uzaktaysam benim korkmama gerek yok. Yani 6.8 büyüklüğünde deprem de olsa, 7 de olsa, benim binam sağlamsa hiç problem yok benim için. Çünkü ben şunu gördüm. 99 depremlerinden sonra da biz bölgedeydik. Bu Kahramanmaraş depremlerinden sonra da bölgeye gittik. İnanın ki faydan uzakta, sağlam kaya üzerinde çok iyi yapılmış binalar ayakta duruyordu. Hatta bu konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum hocam. Haberlere de düşmüştü. Kayanın üzerine yapılan kerpiç evlerin yıkılmadığı da söylendi o büyük deprem sonrasında. Yani demek ki gerçekten fay hatlarından uzak evler hangi malzemeden yapılırsa yapılsın aslında sağlam kalmayı başarabiliyor. Hocam direkt bizzat şahit oldu o duruma. Çünkü deprem dalgaları kayanın içerisinden geçerken minimum salınım yaparak ve hızlı bir şekilde geçiyor. Yani kayanın üzerindeki kişi çok fazla bundan etkilenmiyor. Buyurun. Yaylandı köyündeydi. Köyün içinden geçiyoruz. Bütün binalar aşağı yukarı hasar görmüş. Hatta ağır hasarlar. Hatay'da. O kadar etkilendik ki, ama bizim ölçü yapacağımız noktalarda orada bir yayladaydı. Yaylaya doğru çıkmaya başladık. Neyse ölçülerimize başladık. Bu esnada yaylanın üzerindeki evler dikkatimizi çekti ve o evlerde oturan birisi geldi. Aslında yayla evi diye kullanıyormuş ama konuşmaya başladık. Köyde oturduğunu, köydeki evinin yıkıldığını, buradaki yayla evini
traktörle eşyalarını getireceğini söyledi. Ev ana kayanın üzerindeydi. Bizim ölçü yaptığımız ana kayanın üzerindeydi. Sadece dedim, ne zaman yapıldı eviniz? 1941 yılında yapıldı ve duvarında herhangi bir şey yok. Hatta yapı tekniği olarak da şöyle söyleyeyim. Hocam daha iyi bilir ama eski dönemlerde kireç söndürüp kumla karıştırıp aralara koyup böyle öyle taş yapılardan yapılmış bir şey. 1941 yılındaki bir bina 2011 yılında yaptığı evden yıkılıp taşınıp yaylı evine eşyalarını getiriyordu. Çok ilginç gerçekten. Ya birebir yaşadık biz bunu, gördük ve oradaki konuştuk yani. Bir yaşadığımız bir olay bu. İsmail Hocam, peki bu konuda sizin görüşünüz nedir? Bakın, kaya üzerine kurulan evler farklı bir yapı olmasına rağmen, yani kerpiçten yapılıyor olmasına rağmen yıkılmadılar. Sizin bu noktada görüşünüz nedir hocam? Yani hocamların da söylediği gibi kayalık şeyde titreşimler daha az aktarılıyor binaya. Bunun bir başka örneğini de ben 95'te yanılmıyorsam Dinar depreminde bizzat kendim gördüm. Dinar'da düzlük alan, orada bir çökelti, alüvyon alan Dinar'ın düzlüğü. Oradaki binaların birçoğu yıkılmış olmasına rağmen Dinar'ın böyle sırtlarında, Afyon girişi de böyle, o sırtlardan bir şeyden, vadiden girerek yapılıyor. Oradaki eski binalar yıkılmamıştı, duruyordu. Bayağı eski binalar da, hala da o binalar ayakta, kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla deprem sırasında kayaların titreşimi biraz sönümlediğini söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, alüvyon ve yumuşak zeminlerde özellikle deprem sırasında zemin büyütmesi dediğimiz bir faktör giriyor devreye. Yani hocam dedi ya, Afyon'da en büyük 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir. Daha büyük beklemiyoruz. Tamam, aletsel ölçümü 6.8 olabilir ama biz yumuşak ve alüvyon zeminlerde bunu binaların daha doğrusu 7 veya 7.5 büyüklüğünde hissedeceğini ve bunun da o binaların üzerine büyük bir şiddet, yük uygulayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla bir de zemin büyütmesi riski giriyor burada. Evet. O nedenle dağlık kesimlere daha çok ev yapılması veya o tarafa yönelilmesi iyi bir tercih olabilir. Zaten hükümet de bu deprem bölgesinde, yani 11 ildeki yeni yapılacak yerleşimlerin dağlık tarafa doğru kaydırılacağına yönelik bir açıklama yaptı. Nedeni işte bu faktörler. Yani zeminin de çok büyük etkisi var. Siz ne kadar iyileştirme yaparsanız yapın, en iyi malzemeyi kullanırsanız kullanın, o depremin orada etkisi daha büyük hissedileceği için binaları riske sokacaktır ister istemez. Çok doğru. Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Herkesin bildiği üzere Afyonkarahisar Kalesi volkanik bir dağın üzerinde duruyor. Allah korusun, dediğiniz gibi bir 6.8'lik bir deprem sonrasında Afyonkarahisar Kalesi'nin volkanik özelliği yeniden ortaya çıkar mı? Çıkmaz, çok net bir şekilde. Afyon Kalesi ülkemizin en güzel alanlarından bir tanesi. Evet. Jeolojik anlamda da bir, aslında bizim sit dediğimiz bir o alan. Jeolojik bir miras aslında. Evet. Afyon Kalesi volkaniklerinin yaşı günümüzden 14-15 milyon yıl öncesine dayanıyor. Miyosen dönemi dediğimiz dönem içerisinde bir volkanik faaliyet olmuş bölgede. Ama Afyon ve yakın civarında kuaternler dönemde, yani artık bu neotektonik dönem içerisinde bizim diri diyebileceğimiz, aktif diyebileceğimiz bir volkan değil. Çok eski, çok yaşlı bir volkan. Ama Afyon Kalesi'nin bir deprem sırasında, bölgemizde meydana gelebilecek bir deprem sırasında farklı bir davranışı olabilir. Nedir hocam? Şu olabilir, deprem sarsıntıları Maraş'ta da gördük, çok fazla kütle hareketlerine sebep olabiliyor. Yani kaya düşmesi veya heyelanlar, yanal yayılmalar, bu tip özellikle yüksek şeve sahip kayalıklardan aşağıya kayaların düşmesine sebep olabiliyor. Böyle bir tehlikesi var Afyon'un. O zaman olası bir Afyonkarahisar depreminde kale bölgesi büyük bir tehlike arz ediyor. Yani kalenin eteklerindeki binaların üzerine kaleden kayalar düşebilir ki bu zaten son 100 yıl içerisinde birkaç defa meydana gelmiş bir olay. Onun için Afyon Kalesi'nde de mutlaka gerekli önlemlerin, bir tehlike analizi yapılıp
gerekli analizlerin yapılması gerekiyor. Deprem olmadan önce, olduktan sonra çok anlamı kalmıyor. Bunlar zaten ilafet risk azaltma planı içerisinde var. Biz Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak ilafat müdürlüğü ile beraber ilafet risk azaltma planımızı oluşturduk 2021 yılında Afyonkarahisar için. Aslında bu konuştuğumuz yapılması gerekli dediğimiz şeylerin hepsi eylem planı olarak bu şeyde yer alıyor. Plan içerisinde yer alıyor. Sadece bunların bir an önce yapılması, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Peki. Bununla ilgili sorumlu kuruluşlarımız var. Peki. Afyonkarahisar'da en büyük depremin 2002 yılında olduğunu söylüyor Duam'ın yapmış olduğu verilere göre. Hatta bu veriler şunu da gösteriyor ki Afyonkarahisar'da 30 ile 50 yıl arasında bir zaman aralığında depremler meydana geliyor. Afyonkarahisar için sizlere sormak istiyorum. Bir zaman aralığı verebilir misiniz deprem noktasında? Çağlar Hocam'dan başlamak istiyorum. Tabii ki. Şimdi ilimizde çok sayıda fay var. 31 tane fay var. Bunların 27-28 tanesi diri sınıfında. MTA'nın sınıflamasına göre, Emre ve diğerlerinin yaptığı çalışmaya göre 2011 yılında güncellenen haritada. Ve bu fayların tamamı her an deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Şimdi fay çok olduğu için sizin de söylediğiniz gibi 2002 Çay depremleri, ondan önce 2000 yılında Sultan Dağı depremi olmuştu. Bunlar Sultan Dağı fay üzerine meydana geldi. 1995'te Dinar fay üzerinde meydana gelen bir deprem daha var. 6.4 büyüklüğünde bir deprem. Bunlar son 100 yıl içerisinde bizim ölçebildiğimiz büyük depremler. Ama biz Afyon bölgesine baktığımızda Afyon'da tarihsel dönemde de çok deprem olduğunu biliyoruz. İlki kayıtlara baktığımızda ilki 94'te olmuş milattan sonra. Yine Afyon merkezli olarak gösteriliyor. Sonuncusu da tarihsel dönemin 1845-1876 Afyon merkezi için söylüyorum. Afyon merkezi etkileyen en son 1876 depremi var. Ama Afyonkarahisar'daki bu bahsettiğim fayların deprem tekrarlanma periyotları üzerine bilgilerimiz oldukça az. Bunlardan bir tanesi Boyvadin fayı. Bizim yaptığımız yine çalışmalarla hocamın TÜBİTAK projesi kapsamında yapmıştık. Boyvadin fayının örnek veriyorum, deprem tekrarlanma periyodunu biz 900 yıl olarak bulduk. Bunu karşılaştırdığımız zaman, yani 900 yılda bir yıkıcı deprem üretiyor. Karşılaştırdığımızda mesela Kuzey Anadolu fayı ortalama 250 yılda bir oradaki segmentler deprem üretiyor. İşte Kahramanmaraş'ta 500, Doğu Anadolu fayı üzerine 500 ile 900 yıl arasında değişiyor. Bizim bölgemizdeki faylarda bu süre biraz daha uzun. Ama şu önemli, biz birçok fayın, mesela Afyonkarahisar merkeze yakın faylardan bazılarını sayayım. İşte Gazlıgöl fayı var. Hemen kuzeyimizde Gecek fayı var, Ömer Gecek'te. Erkmen fayı var, işte Çobanlar fayı var, Işıklar fayı var. Biz bu fayların deprem tekrarlama periyotlarını bilmiyoruz. Bu faylar üzerinde en son ne zaman deprem meydana geldi onu da bilmiyoruz. Bunlardan dolayı da bu fayların deprem tekrarlama periyotları veya geleceğe yönelik tahminlerini de yapamıyoruz. Sadece bildiğimiz bu faylar deprem üretebilir. Hani bunu söylerken hani 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir diyoruz bazı faylar için Afyon'da. Hani buradaki amacımız insanları panik haline sokmak değil. Hani bunu yarın hemen üretecek şeklinde söylemiyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda 100 yılda olabilir, 50 yılda olabilir. Bu konuda yeteri kadar bilgimiz yok maalesef. Peki. Bu konuda araştırmaların yapılması gerekiyor daha fazla. Hemen İbrahim Hocam size dönmek istiyorum. Afyonkarahisar biliyorsunuz termal turizmde gerçekten önemli bir paya sahip. Yaşanacak olası bir deprem termal suları etkiler mi? Bir su çekilmesi ya da herhangi bir fayların sıkışmasıyla suların artması ya da termal suyun sıcaklığını değiştirir mi? Ya, aslında bu biraz daha Çağlar Hocam'ın konusu ama hani genel bir şekilde yorum yapacak olursa. Sonuçta bu yeraltı suların ısınmasının temel sebeplerinden birisi faylar. Şimdi o nedenle bu depremlerden önce ve depremler esnasında böyle değişimler yaşanabiliyor. Bazen öncül işaretler olarak bile kullanılabiliyor. Sıcak su çıkışlarındaki ısı değişimleri vesaire bunlar kullanılabiliyor. Bazı yerlerde de çalışmalarda da şu belirtiliyor. Yani yeraltı sularının büyük depremler sonucunda yer değiştirebildiği de
görülebiliyor ki tarihte bazı örnekleri de var bunun. Afyon için de var. Örneğin eski Kaplıca olarak bilinen bölgelerde daha sonra suların başka bir yerden çıktığı vesaire gibi görülmeler de var. Özellikle Bolu'nun civarında da böyle şeyler de tarihsel depremlerde de görülmüş. O nedenle bu şey böyle şeyler olabiliyor ama Çağla Hocam bu konuda daha net bilgiler verir. Evet hocam, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, sıcaklıkta yani, bir değişim olur mu? Olabilir. Afyonkarahisar'da bir an önce de söylediğim gibi çok fazla fay olmasının aslında bu bahsettiğiniz konu faydalarından bir tanesi. Evet. Aslında diri faylar, bu fayların hareketi, depremlerin çok da faydası var. Jeotermal sıcak sularda bunların faydalarından bir tanesi sadece. Bu faylar boyunca derinlerde ısınan sular fay kırıklarından yüzeye çıkıyorlar. Ya da işte bir sondajla fayın üzerine kadar inip sondaj yapıp o sıcak suları alıyoruz. Bir deprem anında kabukta kırılma meydana geldiği zaman, fay üzerinde bir hareket meydana geldiği zaman bu suların yolları değişebilir, tıkanabilir, başka bir yöne gidebilirler. Ya da yüzeye yakın kısımlarda soğuk sularla karşılaşarak sıcak sular ısı değişebilir, azalabilir. Ya da fayla beraber daha da derine iner kırık, daha sıcak suları da yüzeye getirebilir. Bunların hepsi olağandır, olabilir konular. Ama buradaki sıcak suların varlığını biz bu faylara borçluyuz. Çok az bir zamanımız kaldı. Ben hepinize bir soru sormak istiyorum. Çünkü her birinizin cevabı çok kıymetli. Afyon için size alanınız dahilinde bir yetki verilse neler yapılabilir Afyonkarahisar için? Sayın hocam, Çağlar hocam sizden başlayalım. Yani Afyonkarahisar için benim kendi uzmanlık alanım fayların tehlike analizi olduğu için şunu söyleyebilirim. Bu kadar çok fayımız var. Bu fayların bir an önce ivedilikli bir şekilde deprem üretme potansiyellerinin belirlenmesi gerekiyor. Yani biz bugün Afyonkarahisar'da oturuyorsak hangi 31 tane fay saydım ben, hangisi kırılacak önce onu bizim tahmin etmemiz gerekiyor. Nasıl ki işte Kahramanmaraş depremi bekleniyordu, nasıl ki Yedisu'da deprem bekleniyor, nasıl ki işte İstanbul depremi bekleniyor, Marmara depremi. Afyon'da da biz bunu yapabilmemiz gerekiyor. Afyon'da hangi fayın öncelikli olarak kırılacağını bilirsek ona göre bir senaryo oluşturup ona göre önlemlerimizi alıp daha seri bir şekilde depreme hazır hale gelebiliriz. Peki İbrahim Hocam, sizin bu konuda yorumunuz nedir? Size bir yetki verilse siz neler yaparsınız? Şimdi Çağlar Hocam'dan gelecek bilgileri doğrudan kullanacağım ben. Oradaki en son deprem tekrarlama periyotlarını biliyorsak, en son meydana gelen depremi biliyorsak, ben de o bölgedeki uzun süre küresel kullanım sistemleriyle, GPS ölçümleriyle fayların kayma hızlarını belirlerdim. Bunun paralelinde de olabilecek atım miktarlarına göre deprem büyüklüğü konusunda veriler elde ederdik. Ama bizim harita mühendisi olarak ikinci bir uygulama alanımız da var. Ben her ne kadar deprem çalışsam da biz imar planı uygulamalarında da yetkili mühendislerden bir tanesiyiz. Mesela Çağlar Hocam bu sakınım fayları eğer imar planlarında belirlenirse bunların hızlı bir şekilde işlenir. Sakınım bantlarının da oluşturulması gerekiyor ki nitekim öncelikli olan Afyon'da böyle ilçelerimizde var. Belirlenmesi gereken yerlerde var. Bolvadin örneğin. Bu şekilde bir belirleme yapılabilir belki. İsmail Hocam, sizin yorumunuz nedir? Size alanınız dahilinde bir yetki verilmiş olsa siz neler yaparsınız Sayın Hocam? Evet, öncelikle denetim mekanizmasının daha etkin çalışmasını sağlardım Afyon genelinde. Afyon merkez olarak özellikle yapı stoğunun değişmesi için bazı çalışmaların acilen başlatılmasını isterdim. Başlatmaya da çalışırdım. Tabii bu kentsel dönüşüm demek. Kentsel dönüşüm dediğimizde tabii çok kolay değil. Gelir seviyesi düşük halkımızın bunu bir anda karşılaması mümkün değil. Bunlar için gereken finansmanın sağlanması için de bir çalışmaya girmek gerekir. Bunu sağlamaya çalışırdık. Yani bu dönüşümü yaparken insanların kolay bir şekilde faydalanabileceği bir finans oluşturması da gerekir. Diğer taraftan yerleşim yerlerinde zemini iyi olmayan yerlerde fazla bir yapılaşmanın önüne geçilmesi ya da bu yerlerin daha sağlam zeminlere doğru kaydırılması. Mesela yeni yapılan bu İzmir yol üzerindeki tünele çıkarken sağ tarafta TOKİ hemen o tepelikte binalar yaptı. Orada bence çok uygun bir yer. Tabii küçük bir yer ama buna benzer alanlarda konutların yapımı desteklenebilir.
böyle bir şeye geçilebilir. Ve kentsel dönüşüm için bir an önce şehir içindeki özellikle çok katlı binaların ya güçlendirilmesi ya da yeniden yapılanması konusunda bir çalışmaya girilmesini isterdim. Özellikle Afyonkarahisar'da 2000 öncesi ve sonrası yapıları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Hangi alanlarda daha güvenli olunduğuna inanıyorsunuz yapı stoğu noktasında Afyonkarahisar'ın? Şimdi 2000 öncesinde tabii ki yapılan yapılarda eski yönetmeliklere göre yapıldığı için sıkıntı var. Ama 2000'den sonra hazır beton da kullanılmaya başladı Afyon'da. Hazır beton biraz daha kaliteyi yükseltti. 2011'den itibaren de yapı denetimi Afyon'da, yanılmıyorsam 2011'di, yapı denetim sistemi uygulamaya konuldu. Biraz daha iyileşti yapılar konusunda. Dolayısıyla bu yıllara göre şehirde gelişen mahalleler, oluşan mahallelerin bu söylediğim sonuçları yansıttığını söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Kendi alanınız dahilinde yapılabilecekleri de çok ciddi ve güzel bir şekilde aktardınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, çok üç değerli, birbirinden kıymetli konuklarımızla hem depremi, hem 100 yılın depremini, hem de Afyonkarahisar'da bir deprem bekleniyorsa buna nasıl hazır olmamız gerektiğini konuştuk. Bir başka özel gündemde görüşmek üzere. İyi akşamlar.